Peki sen şimdi yeni mezun oldun. Evet. Ne mesela kariyer planın? Ne yapacaksın? Biliyor musun ya da daha okuyacağım, daha yolum var mı diyorsun? Ne yapacağım? Yüksek lisans düşünüyorum ama kendime bu konuda biraz daha zaman vermek istiyorum. Hani hangi alanda, nerede, nasıl bir yüksek lisans yapmak istediğime karar vermek için. Mezun olduktan hemen bir ay sonra ben yıl içinde daha önceden konuşup hani bir teklif aldığım bir ofiste bir ay boyunca bir yarışma projesi yaptım. Bütün MEF öğrencileri teklif almış öğrenciyken, ne güzel bir şey bu. Melike Altınışık Mimarlık'ta bir aydır orada çalıştım. Ama yine yıl içinden belli olan bir yurt dışıyla bir görüşmelerim devam ediyordu. Önümüzdeki yılda Danimarka'da çalışacağım. Oradan yine bir teklif aldım. Maaş. Peki hazır mısın uluslararası iş dünyasına? Ben geçen yıl da 3. sınıfın sonunda aslında 2 ay Paris'te, 2 ay da Kopenhag'da staj yapmıştım. Yani dilin her yerde çalışacak kadar iyi. Kesinlikle zaten İngilizce mimarlık okuyoruz. Evet. Ve hani bir mimarlığın ben bir ortak dili olduğunu düşünüyorum. Yani her kültürden kültüre çok da değiştiğini düşünmüyorum. Çünkü birebir insanla ilişkiyle geliştirdiğim bir sektör olduğu için yani yurt dışında herhangi bir zorluk çekmedim açıkçası. Geçen yıl 4 ay staj yaptım yurt dışında. Aslında bu yıl önümüzdeki sene oradan gelen iş teklifini kabul etmemdeki cesareti de oradan aldım biraz. Hani bir deneyimledim çünkü okul süreci boyunca. Daha önce 3. sınıfta gittiğin için biliyorsun az çok. Demek ki mimarlık öğrencileri eğer mimarlığa yerleşirseniz dünyada çalışacak şekilde mezun olacaksınız. Hedefiniz bu olacak. Dil yoksa mutlaka ekleyeceksiniz. Muhakkak. İkinci bir dili hatta ekleyeceksiniz. Biraz iletişim yeteneğinizi güçlendireceksiniz. O gerekiyor anladığım kadarıyla. Mimarlık tercih etmek isteyen öğrencilere ilk şart olarak dil, evet. İngilizce eğitim yoksa yabancı dil orada zorunlu. Bir şekilde o dili halletmeniz gerekiyor okulu bitirene kadar. Zaruri tabii. Kesinlikle yani. Hem mühendislikte hem mimarlıkta bu şart. Şart.